Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlere merhaba diyorum. Güzel bir görüntü değil mi? Neredeyiz arkadaşlar, neredeyiz? Burası arkadaşlar Delft. Büyük bir şehir değil, ufak bir şehir. Burası öğrenci şehri arkadaşlar. Üniversite şehri yani diyelim biz. Ve ne ile ünlü? Şöyle yürüyerek gidelim. Bakın köprü de açık orada. Delft'ın Çinisi. Delft'ı Blau diyorlar arkadaşlar. Mavi Delft. Yani Çin'i porselenleri de meşhurdur arkadaşlar. Ünlüdür. Çok önemli bilim adamları ve sanatçılar yetiştirmiştir Delft. Köprü böyle yukarı açılmıyor. Bakın dönerekten açılıyor. Görüyor musunuz? Geri yerine geldi şu şekilde. Şöyle yürüyelim arkadaşlar. Burada büyük kilise ve küçük kilise var. Oraya doğru, tam eski tarihi merkezine doğru yürüyelim beraber. Benimle var mısınız bu tura? Ben varım. Güney kapısı diyoruz, Zuidpoort. Delft arkadaşlar, Hollanda'ya geldiğiniz zaman gezmeden gitmeyeceğiniz bir şehir. Hollanda'ya geldiğiniz zaman Delft'ı mutlaka gezin. Çünkü çok eski binalar, tarihi binalarla dolu bir şehir. Bakın 1867, 1903, 2022, 3 sefer renove olmuş demek ki. Güney kapısından giriyoruz arkadaşlar Delft'a. Ve bizi bir tane şövalye karşılıyor. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Çocuklar da bisikletlerden geziyorlar böyle. Ve her yer bakın. Kanal, güzel binalar. Şu şekilde şöyle güneşten beraber yürüyelim arkadaşlar. Bakın yeni kilise, bir de arkada eski kilise. Burası da bir okul. Çocuklar bakın içeride. Anneler babalar çocuklarını almışlar. Kanallara bakar mısınız arkadaşlar? Şurası biraz böyle çökmüş. Bakın ayağımı açsam hop gittim. Arabalar nasıl park etmiş. Tam burada Anthony van Leeuwenhoek'un evi var imiş bu arkadaş. Bakın burada da yazdığı gibi 1632'de doğmuş ve ilk bakterileri tarif eden ve modern mikrobiyolojiyi bulan arkadaş. Görüyor musunuz? Bakın her yer kanal arkadaşlar. Böyle şuradan geldik. Gördüğünüz gibi buradan da kanallar geçiyor. Böyle bir örümcek ağı gibi şehri dolanıyor. ...1903 diyor binaya. Şöyle köprünün üzerinden geçip gidebiliriz arkadaşlar. Bakın minareler orada. Torun diyorlar, ben minare diyorum. Torun acaba ne? Kule. Kule diyelim biz ona, kuleleri. Güzel bir köprü. Orada da 1858 geçiyor. Bu şekilde de gidilebilir. Oradan sağ yaparız veyahut da direkt gideriz. Oradan sol yaparız. Evin alt cephesi düz duruyor. Üst tarafı öne doğru. Delft'ın mahalleleri. Küçük küçük evler, bakın şunlara, bakın ne güzel. Evet, yolun sonuna geldik. Delfshout Market Garajı diyor. Pazar garajı sağımızda. Şöyle biz yeni kilisenin tam yanına çıktık arkadaşlar. Otobüs durağımız arkadaşlar, görüyorsunuz. Hemen otobüs durağının yanında Melek Mayışı diyor. Süt kızı diyor. Melek süt, Mayışı kız. Şöyle bir heykel yapmışlar. Görüyorsunuz yeni kiliseyi. Güzel değil mi arkadaşlar? Bakın altında böyle port diyorlar. Kapılar yapmışlar. Altından geçiyorsunuz. Turistik bir şehir arkadaşlar. Bakın meydana geldik. Bakın İngilizce konuşuyorlar. Ortaya güzel bir sanat eseri yapmışlar kalp şeklinde. Turistik info, turistik bilgi diyor. Ne yapacağız? Çekeceğiz. Çektim, ne oldu? Bedava turistik platform diyor. Harita veriyor ama bitmiş herhalde. Bakın. Müthiş değil mi arkadaşlar? Gruplar geziyor böyle. Bu arkadaşlar turist. Turistik gezi yapıyorlar. Böyle Delft'ın meydanına çıktık arkadaşlar. Tam ortada bir heykel. Ön cephesi Nieuwekerk.
Royal Delft diyor 1653, işte orada Çinliler vazolar, yani mavi vazolar, keramikten, porselenden yapılma. Çok ünlü, onların gerçeği elinize geçtiği zaman binlerce euro, belki dolar, bilmiyorum. Hugo de Groot deniyor Hollandalcası. Hugo Grotius diye geçiyor. Şair, yazar ve internasyonal ve deniz yasasını bulan kişi arkadaşlar. Bakın her yerde Delft's Blau yazıyor. Karşıda St. Lucas Hild yazıyor. Acaba ne, ona bakarız. Bakın şurada size göstereyim, görüyor musunuz? Delft's Blau dedikleri şey bu işte, Çin'i. Aynı bizim Kütahya porseleni gibi. Ve laleler tabii ki Türk laleleri, ama Hollanda meşhur etmiştir. Şunlara bakın. Hollanda vafeli. Kilisenin çanı da çalıyor. Karşıda eski belediye binası arkadaşlar. 17. asırın en meşhur ressamı Johannes Vermeer'in müzesi arkadaşlar. Güzel bir müze. İçeriye girersiniz şöyle. Bakın. İçeride kitap alırsınız. Orada ileride exhibition tentons selling diyor. Gösteri var. Burası Marktplein arkadaşlar. Genelde buraya işte böyle ne oluyor? Bakın konser yapacaklar herhalde. Ama Markt demek pazar alanı demektir. Eski bir pazar alanı. İnsanlar bakın oturmuşlar güneşte. Bir içecek, bir kahve, bir şeyler içiyor. Ben de birazdan oturup içeceğim şurada. Eski belediye binası arkadaşlar. 1400'lerde yapılmış. 1600'lerde yanmış. Büyük yangın çıkmış Delft'te. Sonra yeniden 1600'lerin sonuna doğru tekrar inşa edilmiş. Eski belediye binası diyorum ama herhalde yeni halen de belediye binası olarak görüyor herhalde. Onun önündeyiz bakın şimdi. Güzel değil mi, şöyle bakın. Markt yazıyor, pazar diyor. Bakın donutçu, patates kızartması. Burada Greek diyor, Yunan. Gezilir arkadaşlar, gezilir. Dolaşınır burada. Hava güzel olduğu zaman keyfine, tadına doyum olmaz. Her zaman diyorum, Hollanda'nın şehirleri çok güzeldir. Şu manzaraya bakar mısınız? Şuna bakın. Tablo değil mi? Tablo. Yani Johannes Vermeer'in yapmasına gerek yok. Bak ben ellerimle çiziyorum size. Canlı canlı. Şöyle. Bu da Hollanda'nın itfaiyesi. Niye geçiyor acaba buradan, bilemedim ama geçiyor itfaiye. Her yerde insanlar bakın dondurma yiyorlar. Burada Ice Salon diye dondurmacı. Ha, ne bu binası, bakalım bu binaya. Bakın arkada da güzel bir kilise. Herhalde eski kilise orası arkadaşlar. Eski Mısır fuarı. Börs diyor, fuar. Bu arkadaş da Vietnam yemekleri satıyor. Ve tekrar yine kanallar değil mi? Şu eski kiliseye doğru gidelim. Weinhafen diyor bakın. Eski levhaları koymuşlar. Şarap limanı. Neustraat, yeni sokak demek. Bakın sağımda eski kilise. Hemen solumda yine kanallar. Ve insanlar geminin üstünde atıştırıyorlar bir şeyler. Burada güzel bir kilise ve yanında güzel bir bina daha var. Bakalım neymiş. Evet. Rahibe evi diyor. Mayşis Haus diyor. Yani kız evi diyor. 1769. Onun da hemen yanında kilisesi var. Mayşis Haus dedikleri de arkadaşlar yetimhane. Kızlar için. Sadece kızları yetimhanesi burası. Yetimhanenin yanında da genelde işte böyle kilise oluyor. Yetimhaneden çıkan kızlar da rahibe olabiliyorlar. Veyahut da işte burada terbiye ediliyorlar. Değil mi? O yıllarda, o şekilde. 1700-1800'lerde de silah deposu olarak da kullanılmış. Bakın eski kiliseye doğru yürüyoruz. Görüyor musunuz? Eski kilisenin kulesi veya minaresi nasıl eğri? Sola doğru kaymış. Buradan net gözüküyor arkadaşlar.
Solumda bir güzel bina daha var. Üstünde de onun da güzel bir kulesi var. Böyle gemilerden ve hatta botlardan kiralayıp kanalları karış karış gezebilirsiniz arkadaşlar. Geziyoruz yeni tarih, eski tarih. Bakın buraya da böyle Kunst diyor, yani sanat eseri yapmışlar. Coffee House, kahve içmek için ama kapalı. Bakın eski kilise. Daha demin karşıdan gördüğümüz binaya bakalım, ne binasıymış. Bir bina da burada var. Bu da güzel bir bina. Bunlar tarihleri de arkadaşlar üzerinde yazıyor. Oradan öğreniyorum. Evet, yazdığına göre arkadaşlar normal bir Wohnhaus diyor. Yani yaşanan bir, tabii ki varlıklı bir arkadaşın eviymiş. 1956'dan sonra da burası belediye arşivi olarak da kullanılmış. Hemen yanındaki binaya gidelim. Bakın nasıl güzel işlenmiş, değil mi? Şuraya bakar mısınız güzelliğine? Böyle bir işleme var mı ya? ...1400-1500'lardan kalma bir bina. Belediyenin bir binası. Bu su işlerine bakan, kanallar, deniz, göllerle alakalı alınacak kararlar bu binadan eskiden beri alınıyor. 600-700 senedir. Halen de buradan alınıyor. 10 Temmuz 1584 arkadaşlar. Eski kilisenin tam karşısında Prinsenhof diyor. Willem von Oranje Baltazar kardeşimiz tarafından ne oluyor? Burada, bu evde vurulup öldürülüyor arkadaşlar. Tarihi bilen arkadaşlar bilir. Bu grupta turist arkadaşlar, yaşlı turistler. Bir kapıdan giriş yapıyoruz. Hemen sağımızda 4-5 tane masa atmışlar. Burada millet keyif yapıyor. Prinsenhof, yani prens, hof demek böyle iç alan demek. Hani şeyde de var ya, İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın iç. Bakın bahçeleri var. Gülhane Parkı var Topkapı'da. Ora gibi burada. Hoş geziyoruz işte insanlarla beraber. Bakın bunlar İngiliz, Amerikan mı artık nerede bilmiyorum. Ellerimi kollarımı sallaya sallaya geziyorum. Prinsentayn, evet aynen. Prens bahçesi 11'den 5'e kadar açıkmış. Burada bir gruba anlatıyor arkadaş, şöyle hemen biz de bakalım. Yani Willem van Oranje. Oranje van Nassau. Nassau ailesine ait mensup. Ve halen de şu anda kral mensupları Nassau ailesine ve Oranje ailesine mensuplar arkadaşlar. 1945-1950 diyor. Van Orde en Vrede. Burada Delftlı askerlerin şehit olmasını anıt yapmışlar. Şöyle güzel bir kapı yapmışlar. Bakın Deo Confidentes diyor. Güzel bir aslan ve buradan giriş var, çıkış var arkadaşlar. Otobüsler geliyor. Turistler otobüslerinden gelip gidiyorlar. Şöyle girelim bir müzeye. Buraya bir restoran yapmışlar. Bakın biletimi aldım. 14 euro arkadaşlar bilet giriş. Şuradan gireceğim. Çinilerin sergilendiği alan arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle de bir cihaz verdiler. Bunu böyle basıyorsunuz. Yerler, belirtilen yerlere. Ondan sonra kulağınıza tutuyorsunuz ve dinliyorsunuz. Hem İngilizce hem Almanca. Evet arkadaşlar bakın. Willem van Oranje'nin bu arkadaş tam burada vurulduğu yer. Kurşunun girdiği delikler halen duruyor arkadaşlar. Here under the stain, der taken, der kongedran, der meer, the Prince Willem van Oranje is doodgeschoten 10 Temmuz 1584'te. Willem van Oranje buradan böyle yürüyerek geliyor. Baltazar kardeşimiz tam da bu sütünün arkasına
şu şekilde saklanıyor. Willem van Oranje, bakın gördünüz mü, vurdu. Buradan gerekeni vuruyor ve tam oraya yığılıp kalıyor. Buralardan da içinden bakabiliyorsunuz. Bak, video gösteriyor. Devam edelim arkadaşlar. Çıkalım hatta. Delft'ın parohi kerkti. Delft'ın en eski 1200 yıllarında yapılmış kilisesi diyor. Bakın biletimi aldım arkadaşlar. Eski kilisenin içine gireceğim. Bundan da yeni kiliseyi de gezebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir bilet alıyorsunuz, yeni kiliseye de giriyorsunuz. 8,5 euro. Bakın mezarlıklar var burada. Değişik değişik mezarlıklar arkadaşlar. Vermeer dediğimiz arkadaş ve Pitain korsan. Pitain'in da mezarlığı burada imiş. Direkt girişte mezarlığın üstünde yürüyünce şöyle bir zıpladım. Biliyorsunuz bizde mezarlıklara saygı var. Ama burada öyle bir sıkıntı yok. Millet yürüyor bu mezarlıkların üzerinde. Onun için ben de yürüyorum. Ne yapayım? Çünkü geçemem başka. Girişten itibaren buradan geçmem gerekiyor. Başka şeklim yok. Çaresi yok. Değil mi? Ama ben yine de bir otomatizm olaraktan hop bir yarım metre zıpladım. Ne yapıyorum ben diye. Ben çıkacağım, yeni kiliseye gideceğim çünkü yarım saat sonra yeni kilise kapanıyor. Bakın pusula nereye gösteriyor? Direkt Türkiye'ye gösteriyor. Gelin beraber, sizle beraber yukarı çıkalım ama aşağı atlamayalım, tamam mı? Şu şekilde şurası açılıyor bakın ve bütün kraliyet aileti burada yatıyor arkadaşlar, aşağıda. Burası açılıyor, şu şekilde kaldırıyor içeriye, aşağıya, altına kiler gibi bir yer var yani, büyük burası tüm aşağı. Ve burada da tam burada Willem van Oranje'nin mezarı burası arkadaşlar, görüyorsunuz burada yatıyor arkadaş. Böyle bir olay. Arkadaşlar şöyle eski bir merdivenden bakın çıkacağım yukarıya. Bayağı da bir yukarı çıkacağım. Tabanlarıma kuvvet, o zaman çıkalım. Böyle döne döne çıkıyoruz arkadaşlar, bakın. Görüyorsunuz. Neyse, en azından bugünkü adımlarıma ekstradan bir ek oldu bu da. Nefes nefese kaldım. Şöyle bir ortama çıktım. Bakın. Çanlar ve saat. Kilisenin eski çanları ve saatin işlemesi. Herhalde şuradan daha yukarı çıkabiliyoruz. Cami minaresine çıkar gibi çıkıyoruz ha. Arkadaşlar geberdim. Bir de çok dar olduğu için bakın klostrofobisi olan insanlar arkadaşlar çıkmasın buraya. Mahvolur. Daha da yukarı çıkılıyor. En yukarı. Ama şöyle bir bakın. Değdi mi?
Değdi arkadaşlar. Bakın Rotterdam gökdelenleri karşıda görünüyor. Yükseklik korkunuz varsa zor. Klostrofobiniz varsa o da zor yukarıya çıkmak için. Ama çıktığınız zaman görüntü muhteşem. Yani çıktığınıza değiyor arkadaşlar. Gerçekten değiyor. Şuna bakar mısınız? Tüm meydanı, tüm taraf ayağımızın altında arkadaşlar şu anda. Benimle beraber bu keyfi sizler de tadıyorsunuz arkadaşlar. Eski kilise, yel değirmeni. Şimdi bir yukarıda çıkalım bence gelmişken. Evet, bir yukarıda kilise saatinin mekanizması görüyorsunuz. Nefes nefese kaldım. Bakar mısınız? Çıkalım. Evet. En yükseğe çıktık arkadaşlar. Daha üstü yok. Ve elinizdeki kamera veyahut da telefonu iyi tutun. Uçtu, uçtu. Ama gelmişken de çıkmak istedim arkadaşlar. Değdi değdi. Yoruldum ama o yorgunluktan dolayı bir niye çıktım ben buraya diyorum. Ama birazdan nefesi iyi aldıktan sonra o iş düzelecek. Evet arkadaşlar, güzel bir gezi yaptık beraber. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Delft'a geldim. Delft'e gezdim. Sizle beraber gezdik. Size de gezdirdim. Size de göstermek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Ve hoşça kalın diyorum.